Merhabalar. Işık teorilerine başlıyoruz. Işık için süreçte iki tane teori gelişmişti evvela. Birincisi tanecik teorisi, ışığın tanecik gibi davrandığına dair. İkincisi dalga teorisi, dalga gibi davrandığına dair. Tanecik gibi davrandığını söyleyen ilk defa Newton'dur. Dalga gibi davrandığını söyleyen de Huygens'tir. Işığın tanecik gibi davrandığını düşünmüş Newton. Şöyle bir eğik düzlemde bir bilyeyi bırakınca daha aşağı inerken tam ortadan gitmeyip işte şöyle kırıldığını görmüş. Işığın bilye gibi davrandığını, daha yoğun ortama girince hızlandığını söylemiş. Burada hızlanıyor çünkü bilye aşağı indikçe. O da hızlanıyor demiş. Işık için tanecik demiş. Burada yanılmış. Tanecik gibi davrandığı durumlar ama her durumda tanecik gibi davranmıyor ışık. Tanecik gibi davrandığı durumlar var ve dalga gibi davrandığı durumlar var ışığın. Ve sonra elektromanyetik dalga olduğunu söylemiş. Kim söylemiş? Maxwell. Maxwell elektromanyetik dalgadır demiş ışık için. Elektromanyetik dalgadır demiş. Sonra Einstein da daha değerli toplu bir cümleyle yine ışığa elektromanyetik dalga diyor. Ama yüksek enerjilerde, yüksek enerjili fotonlar, yüksek enerjili bir ışık tanecik gibi davranır. Düşük enerjilerde dalga gibi davranır demiş. Bunu kim demiş işte? Bunu dalga gibi davranan yine elektromanyetik dalgadır. Yani EMD'dir. Kim demiş bunu? Einstein demiş. Demek ki neymiş? Işığın tanecik gibi davrandığı durumlar var. Dalga gibi davrandığı durumlar var. Ama son gelinen noktada bu konuyu işleyeceğiz elektromanyetik dalgalar diye. Maxwell ışığa elektromanyetik dalgadır demiş. Sonra Einstein de toplamış. Yüksek enerjilerde tanecik gibi davranan, düşük enerjilerde dalga gibi davranan bir ışık için yüksek enerjilerde dalga gibi yüksek enerjilerde tanecik gibi davranan, düşük enerjilerde dalga gibi davranan bir pakettir demiş. Foton diye bir kavramdan bahsediyoruz. Foton ışığın tanelerine verilen isimdir. Işık tanesidir. Işığın bir tanesine verilen isim fotondur. Ama yine bu dalga gibi de davranabilir. Taneciktir ama dalga gibi de davranabilir. Bundan bahsederim şimdi. Işığın özelliklerinden. Mesela ışık şiddeti denen kavramdan başlayalım. Işık teorilerine giriş dersimiz. Aslında ışık teorileri değil, ışık teorilerine giriş diyelim. İlk dersimiz ışık teorilerine giriş. Işık hakkında yani foton hakkında bilgilendirme dersi. Ama çok önemli bir ders. Sonuçta bu bir dahaki işleyeceğimiz konularda bu temel bilgileri kullanacağız. Belki bu daha önemli yani. Diğer derslerden daha önemli. Işık şiddeti, kaynağın ışık şiddeti yaydığı foton sayısı ile ilgili bir büyüklüktür. Kaynağın yaydığı, birim zamanda yaydığı foton sayısı diyoruz. Foton sayısı ile ilgili bir büyüklüktür ışık şiddeti. Kaynak ne kadar çok foton yayıyorsa o kadar çok şiddetlidir diyoruz. Birim zamanda ne kadar çok foton yayıyorsa o kadar çok şiddetlidir. Işığın şiddeti demek ki neymiş? Foton sayısı. Mesela bir yüzeye iki tane foton düşüreceğimizi dört tane foton düşürsek ne olur? İşte hangi özelliği artar? Işığın şiddeti artar diyoruz. Işık demek ki şiddeti foton sayısı ile ilgili bir büyüklük. İlk kavramımız bu, ışığın şiddeti. Şimdi gelelim ışığın enerjisine, yani fotonun enerjisi. Işığın enerjisi H çarpı F ile bulunuyor. H ne burada? Planck sabiti, F ışığın frekansı. Şimdi Einstein şöyle diyor, enerji maddenin sonuçta yoğunlaşmış hali veya
ışık denen şey, yani foton denen şey bir kütle kaybından kaynaklanıyor. Güneşteki kütlelerin kaybı neye dönüşüyor? Fotona dönüşüyor. Ve şöyle demiş Einstein. M kütleli bir kayıp oldu diyelim. Ve bu fotona dönüştü. Mc kare kadar M kütleli bir maddenin mc kare kadar enerjisi vardır diyor. Ve bu neye dönüşüyor? Fotona dönüşüyor. Mc kare kadar enerjili ne dönüşüyor? Mesela hidrojenler helyuma dönüşüyor güneşte. Diyelim ki M kadar bir kayıp oldu. Güneşte her saniye 1 milyar ton kütle kaybı oluyor. M kütleli bir madde enerjiye dönüştü. Ne kadar enerjiye dönüşür diyor. Mc kare kadar enerjiye dönüşür. Ve bu işte fotona dönüşüyor. Fotonun enerjisi de demek ki nasıl bulunuyormuş? H çarpı F ile veya frekans yerine hız bölü lambda yazıyoruz. Hc bölü lambda ile bulunuyor. Ama fotonun bir kütlesi yok tabii. Fotonun kütlesi olmadığı için bu güneşteki kayıpların kütlesi yazıyoruz buraya. Buraya M kütlesi fotonun kütlesi değil. Mc kare kayıp kütlenin kayıp kütle neye dönüşüyor? Enerjiye dönüşüyor ve bir fotonun enerjisi H çarpı F ve Hc bölü lambda ile bulunuyor. Şimdi bundan bahsedelim. H burada Planck sabiti. İleride nasıl bulunduğunu göreceğiz. 6,6 10 üzeri eksi 34 joule saniyedir diyoruz. C'de ışık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Şimdi fotonun enerjisi neydi? E foton H çarpı C bölü lambda. Yani yukarıda gördüğümüz gibi iki tane sabit var. H ve C çarpımı var. O zaman bunları çarpalım ve bir şey elde etmeye çalışalım. H çarpı C'yi çarpalım şimdi. 6,6 10 üzeri eksi 34 joule saniye. C'de 3 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Saniyeler gider. 19,8 10 üzeri eksi 26 joule metre olarak bulunmuş olur diyoruz. Hc demek ki bir sabitmiş. Ama joule metre cinsinden bulduk. Genelde atom fiziği ve modern fizikte joule kullanılmıyor. Yeni bir enerji birimi kullanılıyor. Ondan bahsedeceğiz şimdi. Elektron volt diye bir enerji birimi kullanılıyor. Ne demek bu elektron volt? Bir elektronun 1 voltluk üreteçle V voltluk üreteçle kazandığı enerjiye elektron volt denir diyoruz. Ve şöyle bulunuyor elektron volt. Elektronun yükünü yazarsak buraya 1,6 10 üzeri eksi 19 kulomptur voltla çarparsak 1 elektron volt 1,6 10 üzeri eksi 19 joule olarak bulunur. Bunu bize verir. Ve bu konuda metre de kullanılmıyor tabii. 1 metre angstrom kullanıyor. Nanometre kullanılıyor. Mesela angstrom kullanalım. 1 metre 10 üzeri 10 angstromdur. Angstrom A üzeri 0 ile yazılıyor. Tam şu tepeye yazılır 0. Bu açılımı şu. Angstrom. Demek ki 1 angstrom metrenin 10 üzeri 10'da 1'idir diyoruz. 10 üzeri eksi 10 metredir. 1 metre de 10 üzeri 10 angstromdur. Şimdi bu Hc'yi düzenleyelim. Bakın Hc'yi düzenliyoruz. Hc 19,8 10 üzeri eksi 26 ama joule metre. Burada joule'den kurtulacağız. Elektron volta çevireceğiz bunu. 10 üzeri eksi 26 joule yerine 1 bölü 1,6 10 üzeri eksi 19 elektron volt yazıyoruz. Yani 1 elektron volt 1,6 10 üzeri eksi 19 joule ise 1 joule bunun 1 bölüsüne eşittir. Metrede 10 üzeri 10 angstromdur. Joule yerine ve metre yerine getirip yerine yazarsak 19.8'i 1.6'ya böleriz. 12,4 çıkar. Eksi 19'u yukarı atarız. 29'dan 26'yı çıkartırız. 10 üzeri 3 kalır. Bu bize verilecek ama nasıl çıkartıldığını görmüş olduk. 12.400 elektron volt angstrom olarak bulunmuş olur. Hc'ye çarpımı 12.400 elektron volt angstrommuş. Tamam bunu da öğrendik. Hc'ye çarpımını da öğrendik. Artık foton için işlem yapmaya başlayabiliriz. Mesela fotonun enerjisi ne dedik? Hc bölü lambda. Şimdi mesela örneğin dalga boyu artık mesela kırmızı ışın enerjisini bulabiliriz. İşte mor ışının enerjisini bulabiliriz. Dalga boyu 4000 angstrom olan mor ışığın mesela mor bir fotonun mor ışığın enerjisi kaç elektron volttur diyor. Kaç elektron volttur diyor. Şimdi yazalım. Neymiş? Hc çarpımını verecek bize. 12.400
elektron volt angstrom. Bunu verdim. İşlemi yapıyorum. Bakın E foton eşittir HC bölü lambda. HC çarpımını yazıyorum. 12.400 elektron volt angstrom. Dalga boyu da 4.000'miş. Bölersem, 4.000 angstromu bölersem 3.1 elektron volt olarak hesaplanmış olur. Mor ışığın dalga, mor ışığın enerjisi. E fotonu bulmuş olduk. Bu birinci formülü. Demek ki fotonun enerjisini veren birinci formül bu. HC bölü lambda veya dedik C bölü lambda yerine de frekans yazarız. H çarpı F'dir. Frekansla çarpımıdır Planck sabitinin diyoruz. Işık teorilerine başlamış olduk. Demek ki ışığın enerjisi H çarpı F, H çarpı C bölü lambda, şiddeti ise foton sayısıymış. Bunları hep kullanacağız. Peki şimdi bu ışık ortam değiştirince ne oluyor? Işık eğer ortam değiştirirse, mesela havadan suya geçti. Ortam değiştirirse dalga boyu, hızı, frekansı nasıl değişir? Momentumu nasıl değişir? Işık ortam değiştirirse diyoruz. Eğer bir ışık, bir foton daha yoğun ortama girince optik konusundan bildiğimiz üzere ışık kırılıyordu. Mesela havadan diyelim ki kırıcılık indisi en olan bir ortama girdi. Havadayken ışık hızıyla hareket ediyorsa eğer bu ortama girdiğinde hızı azalıyor. C bölü N olur diyoruz. Yani şöyle örnek yapalım. Işık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye havadayken. Cam ortamına girdi diyelim. Camın kırıcılık indisi 3 bölü 2. Cam da daha yavaş hareket etmeye başlıyor. C bölü N diyoruz. 3 10 üzeri 8 bölü kırıcılık indisi 3 bölü 2 ise ışığın cam içerisindeki hızı ne yaptı? 2'ye düştü bakın. 3'ten 2'ye düştü. Kırıcılık indisi oranında 3'ten 2'ye düştü. İşte ışık aynı şekilde daha yoğun bir ortama girerse kırıldığında dalga boyu da aynı oranda azalır diyoruz. Mesela havadaki dalga boyu n ise kırıcılık indisi n olan bir ortama girdiğinde dalga boyu da lambda bölü n'e düşer. Neymiş? Lambda üssü lambda bölü n. Mesela bir ışık geldi. Dalga boyu 6000. Hep bu işlemleri kullanacağız ara işlem olarak. O yüzden bu temel bilgileri bilmemiz gerekiyor. Işık daha yoğun ortama girerse mesela havadan suya girdi diyelim. Ne olacakmış demek ki? Lambda üssü bölü n. Suyun kırıcılık indisini verir bize. Işığın kırma indisini. Yazarız. Deriz ki ışığın sudaki dalga boyu havadaki dalga boyunu ne yapacağız? N'e böleceğiz. Havadaki dalga boyu 6000'miş. 4 bölü 3'e bölersek işte sudaki dalga boyu ne oldu? 4500 angstrom olarak bulunmuş oldu. Işık daha yoğun ortama girince ne yapıyormuş? Dalga boyu azalıyor. O zaman bunun özetini yazalım. Işık diyoruz. Daha yoğun bir ortama girerse havadan veya boşluktan, boşluk veya hava daha yoğun ortama girerse, yani mesela kırıcılık indisi n olan bir ortama girerse ne yapıyormuş? Işık hızıyla değil daha küçük bir hızla hareket ediyormuş. Artık C'den daha küçük bir hızla hareket ediyor. Mesela V hızıyla hareket ediyor. Diyoruz ki yazalım şuraya. Işık daha yoğun ortama girerse hızı ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Hızı azalır. Peki dalga boyu ne yapıyormuş? Dalga boyu, ışığın dalga boyu o da azalıyormuş. Yani lambda ile gidiyorsa artık lambda üssüyle gitmeye başlıyor. Yani hızı c bölü n oldu. Aynı şekilde dalga boyu da lambda bölü n oldu. Gelelim ışığın frekansına. Işığın frekansı, frekans c bölü lambdaydı. C azaldı, c bölü n oldu. Lambda da azaldı, lambda bölü n oldu. N'ler giderse frekansı aynen kaldı. Frekansı değişmez diyoruz. Demek ki ışık ortam değiştirince frekansı değişmez. Hızı azalır, dalga boyu azalır diyoruz. Son olarak ışığın dalga boyundan bahsettik. Işığın fotonun bir momentumundan bahsedeceğiz. Fotonun momentumu. Fotonun bir momentumu var. Bunu ileriki konularda göreceğiz. Mesela foton geliyor, bir yüzeyden elektronu sökebiliyor. Elektronu yerinden oynatıyor foton. Dolayısıyla
fotonun bir tanecik gibi davrandığı ve momentumu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Einstein'ın ne demişti? M kütle kaybı fotonun enerjisine dönüşüyor demişti. Kaç C bölü lambda. Buradan C'lerden bir tanesini sadeleştirirsek, yani sanki mc kütle çarpı hız momentumdu. Sanki fotonun kütlesi olmadan bir momentumu formülü çıkartıyoruz burada. H bölü lambda oluyor. Bakın fotonun momentumu kütlesi olmadığı halde momentumu vardır diyoruz. Neymiş? Fotonun bir momentumu var ve H bölü lambdadır. Fotonun enerjisi neydi? Hc bölü lambdaydı. Momentumunu da bulduk. H bölü lambdaymış. O zaman ne çıkar buradan? H bölü lambda yerine P yazarsak enerjisi momentumuyla doğru orantılı olarak bulunmuş olur. Bu diğer parçacıklarda böyle değildir. Mesela momentumu iki katına çıktı diyelim bir fotonun, enerjisi iki katına çıkar. Veya enerjisi yarıya düştü diyelim bir ortamda, bir şeye çarptı, enerjisi yarıya düştü, momentumu da yarıya düşer. Dolayısıyla fotonun enerjisi momentumuyla doğru orantılıdır. Ama şuraya bir yan tarafa karşılaştırmak için yazalım. Mesela bir elektronun momentumu, bir parçacığın momentumu böyle değildir. Elektronun momentumunu yazarken neydi elektronun momentumu? Mesela kütlesi çarpı hız. Hızı iki katına çıktığı zaman momentumu iki katına çıkar. Ama enerjisi iki katına çıktığı zaman 1 bölü mv kare hızı iki katına çıktığı zaman enerjisi 4 katına çıkıyor. Görüyorsunuz hızı iki katına çıktı, momentum iki katına çıktı, enerjisi 4 katına çıktı. Demek normal parçacıklarda böyle değil. Momentum iki katına çıktığında normal bir parçacık, normal bir cisim enerjisi 4 katına çıkar diyoruz. Demek ki bir tek fotonda var bu E eşittir PC. Bunu böyle kodlayalım. E eşittir PC diye kodluyoruz. Fotonun enerjisi momentumunun tam katıdır diyoruz. Momentumunun ışık hızı katıdır. Momentum vektörel büyüklük, hız da vektörel büyüklük, enerji skaler büyüklüktür. Bir fotonun enerjisiyle momentum arasında böyle bir ilişki var. Bunu kullanacağız mesela Compton olayında bu bilgiyi kullanacağız. Enerjisi momentumuyla doğru orantılıdır diyoruz. Bunu da gördük. Fotonun neredeyse bütün özelliklerinden bahsetmiş olduk. Işığın bütün özelliklerinden bahsetmiyoruz. Şiddeti, enerjisi, momentumu bunlardan bahsetmiş olduk. O zaman şunu da buraya ekleyelim. Mesela ışık daha yoğun ortama girerse momentumu nasıl değişir derse. Momentum neydi? Momentum H bölü lambdaydı. Daha yoğun ortama girince dalga boyu azaldığı için momentumu çarpma etkisi artar diyoruz. Foton demek ki daha yoğun bir ortama girince dalga boyu azalır ve momentumu artar diyoruz. Işık teorilerine girişi bitirmiş olduk.